Günaydın Selam. Hayırlı sabahlar ulaşma. İyi sabahlar. Sosları var. Ama bugün geçen hafta kalktım ama böyle benim var. Burada tarhanaya çekeceğim şey var, robot var. Çorbaya dolapta yer bulamadım. Çorba var. Orada var arkadaşlar. Şimdi şu şeyin bir ısınsın. Sosları şu ekmeklerini koydum. Bunları oraya götürecektim. Gece namazına kalkınca abi. Yağlayacağım. Çok güzel olmuş. Hele margarin de daha güzel oluyor. Tereyağı neye çıkarsın bilmiyorum. Uyandık hepimiz. Eşim de şimdi uyandı. Annemle ikimiz uyanmıştık. 5:30. Değil. 4. 4:40 falan mı galiba? 4:44. Evet, uyandım. O arada annem uyandı. Evet, telefon çalmamış gibi olmuş anlamadım. Sonradan çaldığını fark ettim. Belki de yine geç yattığımız için arkadaşlar duymamış olabilirim. Yapmayacağım çünkü kolay sürülemiyor. Şunlar da gidecek. Dün akşam Bingemgül gittiler gece. Ama biz onlar umurumda gidemedik. Çünkü dün bir gün önce gittiğimiz için bizim sadece falan çıkacaklar diyorlar. Onun için gidemedik arkadaşlar. Açıkçası Mira'ya Rana'ya şey almaya gittik. Kıyafet. Onun için arkadaşlar gerçekten olmadı. Olmadı. Hem onlar benim yenge ayırdı yolculuklar.
fazla bir böyle hazırlık yapıp da buraya da çağıramadım. Vallahi arkadaşlar gerçekten böyle insan çok şey yapmak istiyor ama dedim seneye yengem gün geleceğiz ama şey ne yapacağım biliyor musunuz? Böyle parti gibi yapacağım, hazırlayacağım her şeyi. Öyle yapacağım arkadaşlar. Bir denk gelmiyor yani onlar bir şey denk gelmiyor böyle. Gidiş geliş. İşte gece geliyor kanalı. Tam saatini bilemiyorum. Öyle olunca arkadaşlar denk gelmiyor. Abimden önce geliyor, ondan önce geliyor. Yengem abimden önce geliyor. Sonra gece geliyorlar. Nasıl olur? Neyse bu sefer bir kenar yapıp başlık. Deniz kenarına gittik. Evde yedik arkadaşlar, yok. İşte annem hasta olacak, kendini vermedir. Al işte öyle. Şimdi domatesleri bu arada, bir yumurta pişmiştir zaten. Bunlar da ısınmış, bak 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 bak. Hemen onları yağlayacağım. Şunun içerisine peynir koyacağım. Yapacağım işler Farhana'yı robotta çekeceğim. Bir. İkincisi kızıma tavuk bonfile alacak. Onu tavuk tonik böyle minik minik doğrayacağım. Üç. Barbunya alacağız. Bir şişeyde. Büyük poşette. Onu pişirivereceğim düdüklüde.
6 yaprak alacağız. Bulabilirsem bir de onu. Onu anneme, annem sararsa anneme sardıracağım. Yaprak alacağız. Dolma güzel de olur. Dolma sarma. Sonra ya bugün mü yarın da bükme yaparım. Geç kalkıyor çünkü. Şimdi okula gidecek. Uyuyor, yatıyor arkadaşlar. Okul zamanı erkenden kalkıyorlar. Yani onlar da haklı. Çocuklar. Ya şimdi tarih bekliyorsa koyacaktım da baktım. Bir tarih bekliyorsa da açmıyoruz zaten. Önce sabah erken olunca sabahlar bekler yiyoruz. Bazen ben peynir falan alıyorum. Bunun dibi böyle tarihinin dibi. Aa kavanoz çıktı bana. İyi. Ne koyacaktım ben buna? Tarhana koyayım canına. Da ya burada şimdi okula gitmeden kavanozları falan böyle siliyorum arkadaşlar. Oh, içim rahatlıyor vallahi. Gerçekten öyle arkadaşlar. Şuradan ben bir daha ekmek alayım kendime. Ben de. Şunu ben de.
orada dursun dolapta. Şu an için yer yok. Şu annem. Şu. Şu Meri, şu babası. Böyle kahvaltı yemek olmuş derken gerçekten yemek şeyleri evde ne yapıyoruz, böyle hazırlıyoruz. Allah bereket versin. Hakkımızı helal edin arkadaşlar, böyle olduğu için gerçekten göz hakkı var. Hadi bakalım, Allah hepinize iman, huzur, mutluluk, bolluk, bereket, başarı versin. Görüşürüz arkadaşlar. Bütün kötülüklerden korusun. Ha, şu turşular, şunlar. Kornişon turşu. Arkadaşlar, metroya geldik. Bu neydi ya bunun adı? Kara. Kapya koruğu. Kapya koruymuş. Yaprak. Ha? Yaprak 400 TL. Hangisi? Şu. Bu fazla mı? Şu vardı. 3 kilo. Şu. 200 TL. Şuna baktık da. Bu daha iyi şu. Şu. 300 TL. Takımlara bak. Ha? Şş, kız çocuğu takımlarına bak. Şu takıma bak. Bağırsa ne kadar güzel olur. Altının şeysi yok. Şort. Pantolon. Eylül tarihlerinde yüzlerce ürün, cazip fiyat avantajlarıyla hesabını bilenlerin adresi Tahtakale Spot'ta. Orkamp alüminyum boyalı katlanır masa, çılgın kartı özel 1299 lira gelene 999 lira. Bilsan Panter Akiloji 12 watt çılgın kartı özel 8300 lira gelene 7750 lira. Simo çelik çay seti çılgın kartı özel 1199 lira gelene 1090 lira. Yani buraya gelince başım dönüyor ya. Şuradan almıştık biz. Bir bakalım o tarafa, gel. Şurası erkek mi? Bayan değil mi? Gömlek gidiyoruz şöyle. Ha, bu yok, hiç. Öyle bir gömlek ama şuralarda oluyordu. Bu erkek. Burada gömlek falan yok. Burada yok. Bir tarafa gidiyorum. Aynen, burada yok, orada da yoktur. Hadi inelim o zaman. Bakalım, yoksa gideriz. Bir şey başka ne alabiliriz? Bak şu güzelmiş. Hangisi? Şu. Kaç o? Acaba? Güzel aslında, olmazsa bunu alalım, soralım da. Ne kadar? Fiyatı yok. Miray'ın Rana'nın doğum günü bugün. Ona gömlek almaya geldik ama yok. Arkadaşlar.
Bu benlik. Bu bana göre. Bunu Rana giymez. Kollu bir şey istiyor. Kollu istiyor. Bu tarafta vardır. Şuraları görebiliyor musun? Yine bakalım. Şu krem var şurada bir tabi. Şöyle. Loft mu? 1299 TL. Ha, var burada. Burası bayan değil mi? Bak turunculusu var aslında onun. Orası da mı bayan? Turuncu da almıştık ya. Şu mu? Bu gömlek mi? İçindeki de mi var? Ama bunlar da çok buruşur ve şey ya, pahalı fiyat. Kaç paraymış? 1299. Kaç? 1299. Bizim aldığımız diğer taraftan almıştık biz. Doğum günü hediyesi alacağız arkadaşlar da. Gömlek alalım diye geldik ama böyle bir şey de giyeyim. Burası erkek çocuk mu? Burası çocuk ya. Çocuk burası çocuk. Şu karşıda var. Onlar erkek mi? Bayağı mı anlamadım. Burası vallahi erkek mi bayan mı? Şunlar bayan gibi sanki. Erkek burası ya. Burası erkek. Bizim Rana ne yapıyor? Tekrar. Şimdi arkadaşlar tarhanaları getirdim içeriye. Şöyle Migros değil, Metro'dan şöyle 5 kilo yaprak aldık. 658 TL imiş. Ağzını iyice kapattım. Şu arkaya koyacağım. Size göstereyim diye. Buraya yaprak ıslattım böyle. Tuzlu gitsin diye. Yarım saati geçti. Aldıklarımız vardı. Onları göstereceğim size. Ben ucundan yedim. Şey, tam buğdaylı ekmek, yufka ekmek aldık pişmiş. İki tane Yörükoğlu'nun lor peynirini aldık. Yumuşak. Bundan da kızıma böyle peynirsiz yapacağım. Yedik, yedik, yedik. Ocağı kurmuş. Kasayla alınıyormuş. Orada şey, mandalin. Kasayla alınıyormuş. Böyle bir şey, ayrıyeten kutular vardı. Ondan aldım. Onu dökeceğim oraya. Şöyle dolma biber aldım. Kilosu 79 TL. Şöyle gedik değil. B pirinç. Bonfile aldım. Arkadaşlar bunu bugün yapacağım. Erisin diye dolaba koymadım. Şöyle de maydanoz aldım. Anneciğim. Şu lazım olur diye bir şey yapıyorum. Gerçi bunun içine tavuk var. Şimdi onlara kısmen gösterdim. Başka bir şeyler daha aldım ama şu an şey, şekersiz tadıyla falan aldım. Orada onu yolda falan yedim. Başka? Dün yaptığım köfteler vardı ya. Burada. Dünkü videomu izlediyseniz
kızıma köfte yapmıştım. Bak. 3-3. Bir porsiyon 3 tane yaptım ben. Şimdi bir poşete 6 tane koydum şöyle yan yana. 2'ye katladım böyle ince uzun. Burada 1-2-3-4-5 10 porsiyon oluyor. Eğer 3'er şey, yani sen de çok canım çekersin bence. Dedim 3'er şey mesela. Ekmek arası yap, 3 tane yap. Şöyle ekmeğe içine domates, soğan koy ye. Ya da yanına pilav yap, çorba yap, pilav yap. Yani öyle her şeyi yapmasına gerek yok. Ye, kendisi karar verecek artık. Ben öyle ayarladım, kendisine söyledim. Kendisi nasıl isterse yiyecek. Arkadaşlar. Bunları böyle dondurma kutusuna koydum. Şimdi sıra geldi neye? Sıra geldi tarhana arkadaşlar. Daha yumuşak. Daha yumuşak arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ve ne yapıyoruz? Tarhanamızı annem burada çekerdi. Çekiyoruz arkadaşlar. Tarhanayı ben
harika oluyor arkadaşlar. Çok şükür. Çok şükür. Bugün tarhanayı çekecektim, bir çekip tekrar dışarıya sereceğim, kuruyacak. Çok fazla uğraşmadım. Hemen hamurunu kaşıkla karıştırdım. Balkona serdim. Yine kaşıkla böyle yaparak kolayca. Arkasından kuruluyor zaman tekrar elimde 5 dakika içerisinde böyle küçük küçük ufaladım. Çok fazla uğraştırma tarhana, Allah'a şükür. Perşembe dışarıya çıktık, işte metroya falan gittik, biraz yoruldum gerçekten de. Birazcık 5 saatlik uykum var gece namazına kalktığım için. Bir uyusam iyi olacaktı ama uyuyamadım arkadaşlar. Oradan saat 9'da falan geldim dışarıda. Saat 7.30'da 7'de çıktık zaten, 9'da geldim. Kızım bıraktı, orada gittik bir yerde çay içtik. Arkasından metroya gittik, arkasından Tahtakale'ye gittik, yufka aldık. Oraya varışın zaten 8'li. Sabah aldım, şuraya geldim. Dışarıda. Böyle gidiyorum. Ben oraya çıkıyorum. Tamam. Yol kıvıraştırmaz. Şimdi şu arada bir şey hazırlayayım ben. Dolma için. Dolma için hazırlayacağım.
yıkayacağım. Kasada 3 kilo vardır kesin. Ben de dolaba koymayacağım için hiç öyle kasayla almadım. Aslında dolmayı sadece sana mı koyalım Rana? Ne? 3'er 3'er 4'er 4'er sana mı koysan acaba? Ama ben şimdi o bir yemek isterken kendimize de olur mu ya, onu sana koyalım. Yok, yeriz akşam. Benim hiç aklıma gelmiyordu. Sana geçen sene yapmıştım ya. Kendin mi pişireceksin? Ben pişirememiştim. Pişmiyor mu? Geçen sene pişmiyor ki bunlar. Geçen sene pişiremedin mi? Pişiremedim. Doğru şeyler diri diri kaldı. Allah Allah. Yerim, biberler. Arkadaşlar, Tarhan'a halloldu.
maydanozun sapını çayla kat içeceğim arkadaşlar. Yarım saat sonra tavuğu nasıl pişireceğime karar vereceğim. Yaprak için hazırlayacağım. Şimdi hepsini birden yapınca olmuyor arkadaşlar. Şimdi ortalık karışıyor. Gerçekten onun için biraz böyle bir 15 dakika mola veriyorum. Bundan sonra arada bir kuş yumurtası falan da kılacağım. Tarhanaları ben bu kaplarda koydum. Hiç dışarıdan getirmedim. Yine aynen onlara koydum. Canlar. Hadi ya. Ev sahibine ben mesaj attım. Dedim ki müsait olunca beni ara. Adam da aradı, adam da bende isim soyadıyla kayıtlı. Evet. Ahmet dedi, biri kayıtlı, Hasan'ın kardeşi. Ahmet yazıyordu, ben direkt aslında alo yaptım böyle yayıncıyı. Adam dedi, abi dedim kusura bakma arkadaşım sandım öyle açtım. Söyledin mi şeyleri? Süpürge var ama dedi, buradaki çok sağlık değil. Geçen senekleri ben gülerek çok büyük. Var mı yok mu dedi, bu da var dedi. Var mı? Yok dedi. Üzerindeki büyük tekrar ne kadar kullanacaksın onu? Süpürgen mi? Abi süpürge yap, süpürgeye sağlam bir şey koyacaksın ama eşyalı ya olur sonuçta. Üstelik ağrı çıkartıyoruz işte. Neyse, tüp yok dedi. Tüp yok abi, bunların hepsinin olması gerekiyor yeter. Tüp yok anne, biz kendimiz almıştık öbürleri de. Yeter. Yatak dedim ki, Sinan söyledi bana, kırık dedi. Hazret arkaları istemedim dedi. O da dedi ki, şey yapacak bir şey varsa yaparız, sen gelince bakarız dedi. Sen gelince bakarız ama sen orada yatacaksın. Hayır, değiştirecek de değiştireyim dedi işte. Ben de dedim ki, ben dedim, hani sen işte olduğun için akşam 5-6 gibi orada olurum. O da dedi ki, 6 gibi burada olursan iyi olur, benim için işim olma durumu var çünkü dedi. Ayrıca süpürgeyi biz getiririz, bize lazım olur herhalde. Anne sen götürmeyeceğim, bir kere gideceğim, götürürüz getiririz. Sonra ne yapacaksın sen? Süpürge var ya, bir de sadece diyor ki evdeki süpürgeler gibi değil. Afak süpürgesi. Eksikleri hallet diyeceksin değil mi? Eşyalı ev. Yok ki. Abinin boş tüpü götürelim o zaman. Zaten tüpü kendimiz alıyorduk. Boş tüpü götürelim abi. Götüreceğiz. Şimdi arkadaşlar benim robot eşim bitti. Gidelim şöyle bir. Şimdilik. Yani şey, tarhana yapma işi bitti. Soğanları ince ince yapayım. Yani soğan sitede olmaz. Sarma doğru. Annem için hani anne dedim bak boş durmak yok. Burada onları bu sarmaları oturacaksın ya. Annem sarması falan çok güzel olur. Yapacaksın dedim. Kusura bakma dedim. O da gülüyor. Yaparım yaparım dedim.
oturduğu yerden yapar arkadaşlar. Yani onu sabah öğleden sonra, şimdi akşam da doğum günü olunca o gün yeriz akşam. Planlara koyarım, saklama kabı. Saklama kabı benim galiba planlara kalmış, bilmiyorum ama. Yolunu getirsek iyi olacak. Ya da hasretle. Hepsini de almış olmasını biliyorum. Saklama kabına koyarız. Şu ıslattım, sıktım diyorum ya. Ne söyledim biliyorum değil mi? Arkadaşlar şimdi biraz sonra yaprak içi her şey hazır zaten. Zeytinyağı alacaktık. Valla yorulduk. Hiç zeytinyağı cevabına geldi. Şu an orada zeytinyağı kullanır. Akşam alacağı şeyleri aldı, ayakkabı, tişört, her şeyini. Böyle arkadaşlar, hadi bakalım şimdi o önceki mendilleri sereceğim ya ben bunu. O önceki mendiller var ya, onu sereceğim. Arkadaşlar, şimdi sarma dolmaya hazırlayacağım. Domatesi dolaba koyacağım şeye. Şey, menemenlik. Tarhana şişesi kalmış içinde. Tarhana çektim biraz önce. Şöyle 3 soğan. Şunu dolaba koyacağım ya maydanozu. Şunu da çekelim. Şey soğuğu da daha tatlı olsun diye. Bugün yemekte tantuni var. Yine de yaprak dolma falan koyarız. Dolma koyayım, kızıma göre koyayım onu ben. Yaprak koyalım. Şöyle tereyağı arkadaşlar. Tamam.
kutladın ya. Doğum günü kutlu olsun. Hiçbirini kutlamadım. WhatsApp'tan kutladım. Yok. Yayarımız yorumlu yıllara. Benim yüzüme niye söylemedin? Doğum günü kutlu olsun. Bir türlü karşılaşamadım. Unuttum biraz önce. Yanoş. Ömür boyu başarılar. Amin. Domates çorbası kadar güzel olmuştu arkadaşlar gerçekten. Bir kase içtim. Eşime diyorum içtim yok içmedim. Benim çok güzel olmuş. Niye içmedim? Senin yaptığın her şey çok güzel oluyor. Lezzetli oluyor da işte diyor. Ben diyor tek çeşit yiyorum diyor. İçmedim valla. İsteyi derdi. Tek çorba yapsam yerdi kız. Arkadaşlar. Şimdi ben bunu biraz daha pirinçli bir ayırtacağım çünkü biraz bolca yaprak koyduğum için dolma da var. Biraz dolma. Bolca kadar var. Şöyle 4 tane falan kısmını koyalım. Pişmiş koyalım olmazsa pişmiş. Bir öğün yer. Ben pişeceğim evde. Sert kullanıyorum. Olmamışken bir şey mi? Hani ben içine azıcık su koyup pişir falan da bu dertli tencereme uygun olmadığı için istediğim gibi olmadı. Şimdi arkadaşlar ya ilave edeceğim ya az. 2 kiloya yakın pirinç kullandım. 3 tane soğan. Sıcak yapayım. Sadece güzel bir koca. Biraz kaldı.
Şunu bırak. Şöyle yapıştıracağım. İli git benim öne gibi. Şöyle ilini doğru. Ağzım menemen olacak. Kahvaltıya falan kullanırım belki arkadaşlar. Belki yemeği içine koyarmış benim olmam. Menemen diye böyle ileriye de birkaç tane poşet var. Yani herhalde kullanabilirim. Saatinden geldikten sonra kullanılmış. Yani sabah bugün yapmayı planlıyorum. Tercih bugüne. İşte yarın yemeğim doğmuş. Bunun kızını koyacağım. Ben çocuklara göndereceğim. Bu yorumda yıkması lazım bu arada. Yarın. Sıcak sarayım. Şimdi bizim merhaba yapan yapıyor. Bunun dedi merhaba güzel olmuyor domates. İçerisindeki çok güzel olur. Nane.
tadını bozuyor arkadaşlar. Haberimiz olsun. Yani olmuyor.
bağları böyle açık bırakıyorum bazen. Duayı açıyorum arkadaşlar, böyle dua. Şalkaran duası. Açıyorum evin içerisinde. Bereket için, işlerin rast gitmesi için. Her şey için. Açın, dinleyin arkadaşlar. Şahmeran duası. 7 kez, 11 kez, kaç kez olursa. Ya da aç televizyondan, şeyden, YouTube'dan. Dinle saatlerce. İşini yaparken dinle. Dana saat kaç? 11:22. Oo, erkenciyim bugün bak. Börek al, böreği de öğleden sonra yapayım. Ya da biraz sonra, bir yarım saat, bir saat sonra yapayım. Çünkü bir terliyorum, bir yorulmuş gibi oluyorum. Biraz mola verip ondan sonra tekrar devam ediyorum. Benim iş taktiğim böyledir arkadaşlar. Temizlik, genel temizlik yaparken de bir olay yaparım, dinlenirim, ondan sonra tekrar devam ediyorum. Öyle öyle işler daha kolaylaşıyor. Hepsini birden yaptığım da olmuştur. Ama böyle dinlene dinlene yaptığım zaman işim daha keyifli oluyor. Keyifli hale geliyor arkadaşlar. İş, temizlik, yemek, hepsi. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Ben her gün mutfaktayım. Mutfakta değilim. Tabii şu masaya geçiyorum, balkona geçiyorum. Arka balkona geçiyorum. Ondan sonra salona geçiyorum bazen. Dışarıya çıkıyorum. Maydanoz bu kadar yeter. Soğusun hemen. İçelim arkadaşlar onu. Maydanozun faydaları, sapının faydaları ya da maydanozun kaynatıcının faydası neymiş? Bir bakalım bakalım neymiş. İltihap giderici, enfeksiyon giderici, metabolizmayı çalıştırıcı, ödem atıcı, vitamin, E vitamini ya da A vitamini. Belki de C vitamini. Thank you.
Vallahi arayacağım. Bir arayamadım. Düğün yaptılar. Şimdi balayındaymış. O Ege'ye götürecekler şeye. Üniversiteye en son. Eşim konuşmuş. Arkadaşlar arayacağım. Bir türlü arayamıyorum. Şimdi biraz önce aklıma geldi. Dedim arayayım. Okulda ders anlatıyor. Olmaz ki. Onun için bir arayacağım Fatma ablamı. Hepimize yeter diye düşünüyorum. Tam ayarlayamadım da bilmiyorum. Geçen ne kadar yapmıştım? Geçen hepimize bol bol yetmişti. Oğlum biz hepimize. Oh. Şimdi şu ocağa koyalım. Şöyle. Neyse, yemek için yağ alacağız artık. Şimdi normal yemek yaparken yağ bayağı epey gidiyor ama şimdi dolmayı hazırladım. Yok efendim, dolmaya biraz çok koydum. Bükme yaparsanız zaten çok oluyor derken. Ben yağı fazla kullanmayı sevmiyorum. Onun için böyle bak küçük şişelerden alıyorum. Canlar. Derken öyle oluyor. Şimdi şu an gerçekten suyun içerisinde öyle bir terledim ki. İşte gün içerisinde sabah duş alınca akşama kadar kıyafet falan değiştirmeyi de sevmiyorum. Sanki böyle sabah akşam kıyafet değiştirmek hoşuma gitmiyor. Gerçekten gitmiyor arkadaşlar. Şimdi şu üçü travmaya koysam, bunları çocuklara koysam benim de biraz var. Bana 3 tane koydu değil mi? Ben kendime belki bir kavanoz daha yaparım. Geçen sene domates sosu mu vardı? Yoktu. Öyle düşün. Şimdi o yeter diye düşünüyorum. Ekmek arası neydi onun adı? Tantuni. İşte şunu dolaba koysam da Rana'ya götürsek, babası dedi ki bayatlar oraya gidinceye kadar, oradan alırız dedi. Ben de aslında tavuk etinde birazcık hassasım. Yollarda şimdi 1,5-2 saat yollardayız. Dolabı açtığım etinde yiyinceye kadar zaman geçecek. Öbürlerine bir şey olmaz da. Fiyat olarak aynı birazcık. Açıkçası yalan için aldım ama babası öyle deyince almaktan vazgeçtim. Yani açıkçası söyledim babasına.
Birini bugün soğuk pişirelim. Zaten doğum günü var. Sadece pastayla doğum günü yapacağız. Yani öyle şey, börek, çörek bir şey yapacağım. Yemek sadece. Yemek yiyip yine pasta keseceğiz arkadaşlar. Soğanları oradan alıp doğrayacağım böyle arkadaşlar. Bunu bir patates yemeğinde falan kullanmak için koydum. Patates yemeğinin içerisine atıvereceğim. Karabiber dolmanın içine. Kararır derken dolma içine ben artık karabiber koyuyorum. Seviyorum demek ki. Kimyon,
kekik. Üç şey. Koydum. Suyun içinde kaldı. Tuz yeteri kadar. Çok koymadım. Sıcak, biraz sonra yumurta koyacağım içerisine. Bunun altını kıstım, pişsin. Bunun acelesi yok, biraz sonra halledeceğim. İçerisine her şey ayarlansın diyerekten. Sirke her şeyi bir anda ayarlıyor. Sirkenin öyle bir özelliği var. Gerçekten doğrusu. Arkadaşlar tek iş şu kaldı. Böyle. Şimdi bundan kahvaltıya birer parça börek yapayım. Şu yağ alayım ya. Anlaşamam. Börek yapayım. Kızıma koyacağım kızımı. Bu arada Fantuni'ye hep beraber diğer kızıma da gönderirim. Kaçta çıkacak bilmiyorum. Şunları Rana'ya kaç? 2 tane, 2 tane ise. 3 tane, 3 tane. 4, 5, 6. Hocam işte. Ayarlayacağım onu. Şimdi dolaba sarılacak, pişecek ya. Kızıma şöyle bir kutu hazırlayacağım arkadaşlar. Şunlardan da ayarlayacağım. Soslar, menemenlik falan hep kızım için hazırladım ama hep öbür çocuklara da kendime de biraz tadınlık böyle yaptım arkadaşlar. Açıkçası geldiğimde sıradan şey yapacağım. Babamın mezarını da ziyaret edeceğiz. Çiçek yapımına ihtiyacım ama kışın olmayan çiçek. Vallahi hiç orada çiçekçi de olmayınca karar veremedim, olamadım da. Gelince yine bir domates alıp böyle biraz domates sosu, biraz menemen, biraz sos yapsam diye düşünüyorum. Bilmiyorum, gelince karar vereceğim. Bu salçalı domates hem renk olarak güzel hem de şey böyle arkadaşlar, güzel oluyor yani, ondan daha lezzetli oluyor. Diğer domateslerden değil de salçalık jil domatesi var ya, o. Ondan bu soslar çok güzel oluyor. Gelince alacağım, yapacağım, edeceğim diye planladım. Düşen düşene. Bir şey olmaz. Dolama içi hazır. Tam türü pişiyor. Tantun için domates, soğan, biber ayarlayacağım. Başka? Ekmek alacağız gelirken. Yemek hazır. Biraz dinlenip böreği halledeyim arkadaşlar. Bu kadar. Yani öğleden sonra çıkacağız. Rana, Miray okuldan alıp çıkacağız. Hadi pişince görüşürüz. Buna yumurta yapacağım. Dolma içi, sarma içi. Şu da şöyle pişiyor. Bu da yufka işte, onu yapacağım biraz sonra. Maydanoz suyu. Thank you.
oldu arkadaşlar. Birazcık dinlendim. Şimdi kuşu kapatıyorum. Annem için aşırı kapatıyorum. Bulaşığı halledemedim. Bulaşık yıkamayı unutmuş. Bulaşığı makineye yerleştirmeyi unutmuşum. Yani Rana yerleştirecekti. Gerçi o da doğum günü diyerek de. Arkadaşlar. Şimdi şöyle bir doğum günü var ya. Bundan bir yapayım. Aldıklarımızın fiyatını söylemiştim değil mi? Sepeyleri ne kadarmış? 41 TL lor. Aa, 41 TL'ymiş. Yarım kiloymuş. İyi. Ama şey böyle, sürülebilir lor peynir. Yufka da tanesi 40 TL. Yufkaya bakmamıştım. Fiyatı yok çünkü. Arkadaşlar şimdi şöyle, burayı ben kaç kere sildim. Burada işte tarımla gezdim, yaprak içi hazırladım falan derken baya sildim arkadaşlar. Yer hazırlayacağım artık bunları bir şeyin içerisine. Bizim turuncu bir buzdolabı, yani soğuk. Sıcak tuz geçirmeyen şey neyse işte piknik sepet çantası turuncu. Onun içerisine doldururum ben bunların hepsini. Bundan koyacağım. 3 menemenlik, 3 soslu koysam, bir tane tarhana koysam, bir tane köfte, börek. Burası olmuş böyle. Burası ıslak kalmış. Neden böyle o küçük olacağım şeyler oluyor acaba? Yani o bayatları sonra kaldırırsın oradan değil mi? Geçende de bu böyle yapacağım yapamamıştım. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Bu pişmiş yufka. Yani tam buğdaylı yufka. Arkadaşlar kepekli. Tam Rana'nın yiyeceği şekilde. Bir tanesi öyle hamur olmuş orada. O da böyle ne olmuş? Olmuş. Diğer tarafa da değeyim. Çok kötü olmuş arkadaşlar da. Hani böyle hamur gibi kalmış. Orayı böyle bayatlatmış gibi olmuş. Şimdi aslanın içerisine koyabilirim ben bunu. Kuru olunca kesmiyor arkadaşlar. Kesmiyor. Evet. Şimdi başlayalım. Sarmaya. Bizim Miray yemez peynirli. En son böyle, en son şeyleri bir şey çıktıktan sonra yufkalarım böyle dağınık çıktı ya. Sonra ben almadım. Yufka almadım arkadaşlar. Evet, biraz zaman geçti, sıcaklardan öyle oldu galiba diyerekten. Size de çok mahcup oldum böyle.
hariç almaz size. Bu bizim kendimizin kahvaltıya yarın için. Piş. Karıştı. Görüyor musun değil mi? Hatlar karışıverdik. Ne şiddet bu celal? Ne şiddet bu celal? Arkadaşlar ben içine birazcık tereyağı koydum. Bunu böyle tost makinesinde ısıtsın. Böyle yanında bir şeyler koyar. Diğer ya da tek yer bilmiyorum. Ya da yağ da kızartır bilmiyorum. Baba nasıl yaparsa yapsın. Sağ olun. Ben alayım hazretim. Sağ olun. Bir şey.
Tufan Bey, burada çıkmadan önce İşte uyanır, sabahleyin hemen tost makinesini açar, içerisine koyar bunu, ısıtır, yanına da bir içecek açar, domates koyar, neyse koyar yer, hazır kahvaltı, değil mi? Öğrenciye. İşte peynir, yasak olduğu için peynir koyamıyoruz. Şimdi sucuk falan da yapsam, sabah sabah yenisi kullanır ama öyle fazla sevmez arkadaşlar. Patates yapsam da dolapta ne olur ne olmaz. Bu kahvaltı hani yemeklik gibi değil. Finish. Pişirir olmaz. Pişmiyor falan desin.
Bakacağım onu ayarlayamadım tam. Dolap dolu. Nasılsınız? İçine karabiber, zimber, tuz koydum. Gelince su koyacağım çünkü suyunu çekiyoruz şeyini. Ekmeği böyle suyuna biraz da yağ koyup ekmeğe batırıp içine tavuğu koyacağım. Domatesli soğan, biber koyacağım arkadaşlar. Bir dakika. Canım saat kaç? Bir. Tamam oğlum. Babaanne arasana. Giderken namazımı kılıyorum. Ne yapıyor? Gelince hemen yemeği hazırlıyoruz. Yiyoruz. Sonra işte yaprak sarması daha güzel yapacak. İşte makineyi de böyle devam ederse devam etmiş. Borusunu falan temizlemeye çalışacağım bir fırsat olmadı arkadaşlar. Yani var ya gider borusunu makineye. Bunu halletmeye çalışacağım. İlla bir şeyler kalıyor. Gideriz kalmış. Şuradan gider borusunda bir sorun oldu. Kıvrıldı mı? Ne olduysa şey oldu orada. Onun için böyle çekiyor. Gerçekten yağlı. Düzgün yıkamıyor. Korkuyor bu arada. Yine de elimden geldiğince yıkamaya çalışmış. Relaxe de daha temiz yıkayacaksın. Bak hizmetçi. Yıkıyorum bak sana. Ha. Bizi için dışına. Bir söyleyeyim de ben daha temiz yıkarım. Thank you.
Duvarı açtım yine. Gülay sana yardım eder. He? Gülay sana yardım eder. Dinlensin de. Gülay, Gülay. Gülay sarıyor. Sarıyor mu? He. Maşallah. Poşeti sarıyor. Yapıyor sizi. Yapar o. Annem yaprak saracak ilk defa. He? Annem ilk defa yaprak saracak burada diyor. Götürmeye gitmiyor musun? He? Çocuğu götürmeye gitmiyor musun? Getirmeye gidiyoruz şimdi. Kaçta çıkıyor? He? Kaçta çıkıyor? Hemen çıkacak. 10 dakikası var. Bilmiyorum. Sana baban söyleyiver ya. Anneme bir ara sabah kahve yapmıştım ben, doğru ya. Dışarıdan gelince keyif verdim yanına. Kahve yaptım. Öyle içmişti. Sonra işte ben uzandım, uyuyamadım. Şimdi çocuk gelecek diyor dışarıdan. Çocuk üniversiteye gidecek diye bir konsantrasyon hazırlıyorsun. Çocuk okuldan gelecek diye şeyler hazırlıyorsun. O plan yaptırıyorsan işte arkadaşlar, çocuğun okulu ya da kendin çalışıyorsan o hayat. Hep bir plan. Plan yaptırıyorsan. Evet, gelince içerisine şeyim koyacağım. Su koyacağım. Birazcık belki yağ tereyağı koyarım. Tamam arkadaşlar, bu kadar. Şu ağzımı karıştıracağım. Bulaşım bitti. Selam arkadaşlar. Şimdi bir de getirdik. Biraz su koyacağım içerisine. Yani sıcak su olsa olur arkadaşlar. Şu an uğraşamayacağım böyle. Kaynasın. Ben de şu domatesleri falan doğrayayım. Hemen
tam türümüzü koyalım şeyin içerisine. Hem birazcık tavuklar şey oluyor, pişmiş oluyor. Anne. Ya canım. Sana bir şey soracağım, gel. Saatler uykuya duruyorum. Ben genelde her gün böyle bir uyuduğum zaman dinlenirim. Sabahleyin yoksa buz gibiydi. Oranın şey, orada da üşüdüm falan derken birazcık böyle abur cubur olmuşlar. Hemen fırını da aldık. Yemeğimiz de hazır. Yaprağından nemle biraz saracak. Onlar da biraz dinlensin yemekten sonra. Yarın öğlen çıkacağız diye düşünürken akşam çıkalım falan demeye başladı bizimkiler. Biraz çamaşır kalmadı. Çamaşır çalıştırmam lazım. Bir makine. Çünkü ne giyeceğim giderken? Hepsini giydim arkadaşlar. Oğlum dedi anne biz yerini ısıtırız dedi. Yeriz. Dedim şimdi yerim. Yok, bağırsa uyuyacak, üstünü değiştirecek. Bağırsa arkamızdan ağladı kaldı valla. Gelecekler her şey. Ben soğan istemiyorum değil mi? Şimdi kebek ekmeği falan bulamadık. Normal ekmeği yapacağım. Ben de bulamadım ekmeğimi. Öyle yiyelim, oldu mu? Tamam canım. Biraz sulandırdım arkadaşlar. Şöyle azıcık ısıtayım şurada. Güzel oluyor arkadaşlar, böyle yumuşak oluyor, gerçekten güzel oluyor, böyle tam tüneye falan iyi oluyor o ekmek. Onun için ben birbirinden alıyordum. Bize bir şeyden alalım dedik, fırından tam burada ekibi yokmuş, sabah oluyor mu etmiş.
biraz fazla yaptın. Bir kızıma da gönderelim diye. Bakalım bir ay iptal edebilirsen ablasına da götürür belki. Soğan koymayacağım. Bunu da kızıma göndereyim bir tane. Hani de daha getirsinler gelirken. Soğan bir pastası yiyeceğiz. Hem de böyle bir yemek düşündüm. Yani ayrıyeten böyle yemek falan yapmadım arkadaşlar. Soğansız. Bunlar da böyle kaldı. Dursun bakalım şöyle. Hadi bize afiyet olsun. Nasıl gidiyor gençler? İyi gidiyor. Başarılar yavrum. Kız ben de uyuyamadım. Uyuyamıyorum ya. Sen yardım. Ya yardım edeceğim de bir şey tersem gibiyim. Üst şuna bak. Siz sana koyun bakalım. İki lira üst şuna bak. Ne güzel sağmışlar, canım çekti. Şişt, karar ver. Esas bunu ince vurur olacak, bunu içeri de. Yoksa cümle her şeyi alır. İnce vurur olacak. Yok mu ince vurur oluyor mu sen? İnce vurur var da ben onu yapmadım. İnce vurur daha yeri. Pirinç olmayacak mı içine? Pirinç de olur da. Bak bak bak. Allah. Allah. Görüyor musun? Anne. Çok güzel oldu. Orada var mı? Bundan belli oldu. Sıcak su yapacağız değil mi Çin? Evet, evet. Yapraklar, dolmalar sarıldı arkadaşlar. Anam ve Miray. Biraz da ben sardım. Tuz yapmıyorum anneciğim. Yaprak tuzlu ya. Tuzlu tabii. Ya tuzlu yemez. Yemez. Şimdi dolmanın tuzunu alsın. Bak bak tuzlu yemez ha. Tuzlu 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 kadar. Tuzlu yaprak tuzlu. Olsun. Nereye koyacağım ben elim şeyken katıyorum. Ne? Ben şimdi onu poşet falan çıkaracağım. Sen onu elini yıka. O leğeni, leğeni yıkayıp elini yıkayıver. İçini döküver oraya. Ben onu halledeceğim şimdi. Şu da bitmeye yeter mi sabah? He? Şu yağ bitmeye yeter mi? Ne dedin? Yağ diyorum, bitmeye yeter mi sabah? Tereyağı koyacağım içine. Azıcık yeter ya. İki tepsi yaparsın. İki tepsi yaparız diyor. Mustafa dedi var mı? Gerek yok. Açın götürün ben. Mustafa dedi açın götürün. Alsın mı diyorum işte. Evet. Sen alsın değil mi? Alsın ya tabii alsın olmuyor. Yok ya işte bugün dolmamı hiç dolmaya kullanınca ya. Dolmadı. Yavrum da var. Biraz daha ya. Kaçak yavrum. Bismillahirrahmanirrahim. Diyoruz. Ele geçin olsun. Allah. Şuradan limon alacağım ben de. Evet ben. Limon. Evet limon. Şimdi dolmuş limon vardı da boyayırsam eğer. Dolmuş limon da böyle nasıl koydum? Biraz ısıtmam için. Ötekinin yok muydu? Nereden yok. Dolmuş hara biraz yumuşasın hemen üstüne yapacağım. Yumuşasın. Yumuşatacağım ben şimdi. Of, of, of. Yıkadın mı elini? Yıkadın.
Dur tamam değil. Onlar bir yer hepsini doldurmuş. Orada da var sabun. Burada var mı? En sağda var, en sağda. Şöyle. Aha, bıçak var, dikkat et ya. Şunun için daha azıcık yumuşatayım. Yükle. Yükle, yükle. Yükle. Ne? Veniş. Ne? Leke çıkarıcı. Veniş yok. Buraya kahve dökülmüştü. Ben deterjan döktüm ama geçmemiş. Sıvı sabun var ya, sıvı sabun yok oralara. Ama geçme, içeri kalmış içinde. Ne? İçinde işlemiş artık. Ne işlemiş lan? Kahve döktüm gibi be. Ya. Sıvı sabunu yap. Sürüyormuş gibi yap. Böyle çıkıyor. Deterjan yapsın. Hı? Çamaşır. Çamaşır deterjan da yap, sıvı sabun da yap. Çıkma diyorsun ya. Asperox yapsın. Asperox'u beyaz mı sorsa asperox olur. Ver. Var mı orada? Çamaşır. Var mı var lavanın altında? Ne? Çamaşırlarını ıslayın. İçmedi. İler. İler mi şu an? Şey, kahve döktüm. Arkadaşlar koca bir tencere yaprak. Annemin eline sağlık. Miray'ın eline sağlık. Şöyle kaldı. Şu arkadaşlar limon dolaptan çıktı, onu hemen üstüne yapacağım. Şöyle dolma var onun içerisinde bayağı. Sonra pişsin bakalım, yarım saat ayarlayacağım. Niye böyle? Oradan ışık vurunca herhalde. Değişik yapıyor. Güneş vuruyor ondan mı bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar. Dolaptan çıkarttım. Limon var ya. Onu şöyle doğrayacağım. Arkadaşlar, içerisine bolca yağ koydum. Şimdi yağ isteyeceğim. Sabah yine şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi limon çay canım çekti kokusundan, biliyor musunuz? Limonlu çay koyacağım. Kendime koyayım da içmez. Burada işte pasta var. Pastayı dolaba kaldı. Yumurtalı kaldı. Şu pastayı ben dolaba kaldırayım. Şöyle arkadaşlar. Bir saattir bekliyor böyle. Yani pasta işte açmıyor. Boş ver. O da tamam. Hemen pişirelim. Bir saat. Değil de daha fazla olsun çünkü yaprak çok sert. Ben de bir saat boyunca pişireceğim ben bunu. Valla yaprak çok sert olduğu için biraz sirkeyi sertleştirir biraz ama onu iyidir arkadaşlar. Hatta ben bunun içerisine biraz da ne koyayım biliyor musunuz? Et su. Şöyle koysam elimez mi acaba? Böyle taş gibi sert olur ve hoş olmaz. Tuzlu tuzlu olur. Onun için bunu koymayacağım, boşver. Tadını bozmasın. Bir bakayım altta varsa et suyu bulacağım biraz. Şey karışık. Normalde çok az su koyuyorum ama hadi bir renk gelsin diyerekten şöyle
domatesle yapalım, salça gibi. Domates sosu. Böyle kapağı açık olunca böyle yapıyorum arkadaşlar. Evet. Kapağı açık ya. Ben kullanayım diye. Şöyle dolapta benim etin dibindeki suyu koymuştum ya. Ondan varmış. Ondan koydum. Bu şekilde ne oluyorsun? Deterjan yapıp sileceğim arkadaşlar. Tuz koymadım çünkü yaprak çok tuzlu. Şöyle bastırsam patlar mı acaba? Şey, yani patlar mı derken yapraklar açılır mı anlamına söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kırıp ve yaprağımı pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Telefonun bir yerlerine basılıyor. Basmışım. Onun için yanlışlıkla basmışım ya. Yani. Ay. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Manuel. Beş dakika. Çalışıyor şu anda. Şimdi şey aldık biz. Bime gelmiş. Şu 15 yumurtalık. Şöyle arkadaşlar. Aldık bugün. Oh. Bakıyorum. Tatlıları her gününde var mı yumurtalık diye bakıyorum. Hani güvenlik temiz unutmuştuk şeyi. Yumurtalığı unuttuk. Aradık. Tabii bir türlü oradan geçerken falan aradık. Villa sahibini. Bir türlü yani emlakçıyı. İşte yapı dışarıda olur falan derken bizim 20 yumurtalığımız orada kaldı gitti. Hep bir denk geliyorum böyle arada. İyi alayım falan diyorum. Sonra bir dahaki sefer alayım diyorum. Bakıyorum, yok. Kalmamış. En son bugün düğmeye girince baktım orada yumurtalık var. Tamam dedim, hem de fiyatı koydum. Ben bunu alayım. Benim doğalım arkadaşlar, gerçekten. Benim bugün 5 saatte uyum var. Bir ara uyudum. Annemin yaprak sarığı varken. O da yaprak sarık olunca saramamışlar. Sarmışlar, bayağı yarısını geçmiş. Sonra ısı yaprağı veren sıcaklıkla ıslattı derne. Islattı birazcık. Namaz falan kıldı annem o arada. Ben de kıldım. Sonra ben de biraz okudum. Hemen yaprağı az kaldı zaten. Bitirdik, yayla kalkmış ödevini yapıyor arkadaşlar. Yaprak bitti. Kaldırdılar ben bunu da işte limon falan derken. Onlar sofraya kaldırdı. Şimdi bunu çalıştıracağım. Bizimkiler gelecekler. Yaprak falan sarıldı. Yemek yedik derken döküldü. Bizimkiler de yiyince şey tantun yiyecekler. Pişmiş şey var orada. Tantun. Şöyle. Kuruladım. Yumurtanın yerinde şey yaptım arkadaşlar, sildim altını. Şöyle ıslandıktan sonra hamur gibi oluyor, sonra çöp atıyorum ben onu.
biraz kaymış. Evet. Biz hep 30 yumurta aldığımız için 15-15. Tam 30 oluyor arkadaşlar. İyi. Tam basit bir şey bu. Yumurta kalın. Şurada iki tane var şimdi. İyi. Aynen böyle. Bak. İyi oldu. Dolabın her yerini kaplamıyor. Şöyle köşe kenara koyalım, iyi olur. Burası lazım, alacağım. Şuraya şey yaparken, neydi onun adı? Tantuni yaparken biraz sıçramış ekmekler. Anca işte yaprak sardıklıklar. Ben ne yaptım? Ben yemeği yedikten sonra bayağı oradan namaz kılın. Çarşaflar vardı. Onları katladım. Annem çamaşırları katladı. Onları bizimkiler odaya koymuş çocuklar. Onları kaldırıp şey yaptım. Yerleştirdim. Arkasından çarşafları katladım. Arada bir tarhanaya bakıyorum falan. Biraz yaprak sardım ben de. Anneme diyorum, anne bundan sonra yaprakları sararsın. 5 tane aldık. Bir de. Sararsa, annem yaprak sarmayı sever. Lahana falan da alalım, saralım dedim. Annem sever arkadaşlar. Dolaba koyardı. Çocuklar gelince dolu dolu bir tencereye pişirirdi. Bol bol çocuklar yerdi. Baklava falan. Bayramda falan baklava yaptıralım anneme. Seni ediyorum abim gelince Almanya'dan. Diyorum şöyle bir hazırlık yapalım. Yaprak saralım. Bükme yapalım. Baklava yapalım. Ondan sonra her gün akşam yemeğe çağıralım arkadaşlar. Ben misafirlere veririm aslında. Çaydayken buraya gelince birazcık misafirlere verdiği kaybettim galiba. Antalya'da. Şurada da kavun var. Şimdi bu çocuklar gelince yerlerin yanına niye çalıştıracağım? Çocuklar gelince pastanın yanına keseriz. Bir ara. Şimdi biz bir limonlu çay içelim. Hadi arkadaşlar. ...45 dakika daha pişecek. Yine ben bunu bir ayarına bastım herhalde. Böyle bir sarı sarı duruyor. Parlak duruyor arkadaşlar. Su yok içerisinde. Yaprağı koydum mu? Annemin canı sıkılıyor zaten yaprak sararken. Hoşuna gider. Çamaşırları falan katlıyor. Yaprak sarar. Can sıkılıyor. El işi yapıyor. Örgü yapıyor. Batik. İyi oldu. Sağ olsun. Bükmeyi falan çok güzel yapar bükme. Biraz sonra şu budondan bekleyin. Sular bitmiş arkadaşlar. Budonlarda sular bitmiş. Onları dolduracağım biraz sonra. Pasta keseceğiz. Doğum günü kutlayacağız. Ne şeker. Geceyiz. Kızımın kendisine koyduracağım ama şey kavanozları falan. Ben size bazen diyor ben bunu yemem, ben şunu yemem diyor. Kendisi hazırlayız. Bakar sorarım ya da. Şunu anneme verin. Anne. Biraz bir şey içeceğim. Al limonlu çay. Limonlu. Şey robot çalıştıracağım ben de. Ortalarda bir şey yok değil mi? Şöyle bir süpürüversin. Hadi görüşürüz. Evet,
pastalarımız. Pasta, dolma bir pastamız hazır. Dolma pişti, biraz dağıldı ama. Halaya götür arkasını, halaya götür. Halaya götür, halaya. Sandalyemiz bozuldu. Babacığım, halaya götür. Bunu, hala bunu aç de. Şöyle yapalım. Hala benim, bana. Bana. İki doğdurlar, onlar yanmaz. Arkadaşım. Bu niye böyle çekiyor? Ben tutuyorum. Maçım. Hiç bunu koydunuz mu işlerde? Hayırlı huzurlu mutlu yıllara. Bak. Olur mu? Seni çekeyim. Şu masanın üstünü açsın ara. Beni çekmiyor. Ne var ki? Yumurta şeyi. Abi çok işlemli şey değil mi bu? Evet. Çolak mı? Öğrenci şey. Tüpü almayacaklar bu sefer. Bunu aldılar. Aynen aynen. Tüpe gerek yok. Makarna, pilav, her şeyi yapabiliyor muyuz? Makarna, pilav, tavuk. Evet, tavuğu da. Şuna baksana. E sen KYK'da kalmıyor musun? Ben yapmayacağım ama. Biraz da gerçekten. Bir adam olur.